Meinke Fachpflegedienst. Hasta bakım sektöründe 20 yıllık tecrübesi, alanında uzman ve tecrübeli kadrosu ile Rüsselsheim ve Hanau'da evde yoğun bakım ve hasta bakım hizmetleri vermektedir. Meinke Fachpflegedienst, din, dil, ırk ayrımı yapmadan her sınıf insana hasta bakım hizmeti vermektedir. Türk çalışma ekibi ile Türk hastalara da hizmet veren Meinke tüm bürokratik işlemleri ve kayıt işlemlerini de halletmektedir. Meinke Fachpflegedienst'in hedefleri arasında gündüz bakım evi, yoğun bakım hastanesi ve çalışma ekibine oturma alanı projesi de bulunmaktadır. Merak ettiğiniz tüm soruları dilediğiniz vakit arayıp sorabilirsiniz. Meinke Fachpflegedienst. Sizin sağlığınız bizim mutluluğumuzdur. Melek ben. Meinke'de çalışıyorum. Tabanım hemşirelik. Mesleğimi burada Almanya'da yaptım. Normalde 17 yaşında evlenerek geldim. 3 tane başarılarıyla gurur duyduğum 3 evladım var. Hastane yönetimi üzerine üniversitemi yaptım. Yüksek lisansımı da insan sağlığı konusunda bitirdim. Hastanede çalıştım hemşire olarak, daha sonra hemşirelerden sorumlu yönetici olarak ve 2019-2020 itibariyle kendi firmamızı açarak devam ettik. Şu an yoğunluk olarak verdiğimiz işimiz yoğun bakım hizmetleri. Hastalarımız, özellikle de ağır bakım hastalarımızı kendi evlerinde bakıyoruz. Bu hastalıkları biraz açalım isterseniz yoğun bakımı anlamak adına. Özellikle kas hastalığı olan hastalarımız, bununla bağlı olarak solunum problemleri yaşayan hastalarımız, yanında diplomalı hemşire bakımı gerektirecek hastalarımızla çalışıyoruz. Yaş grubumuz yok. Küçük 0 yaşından, yani yeni doğmuş bir bebekten 90-100 yaşına çıkmış yaşlı bakımı yapabilecek kapasitedeyiz. Hem çocuk hemşirelerimizle beraber hem normal yaşlı bakım eğitimi almış hemşirelerimizle beraber. Ve artı bunun yanında küçük bakım dediğimiz evde bakım da yapıyoruz. Bunların yara bandları, yıkama, yani günlük bakımları, inzülin dediğimiz şeker hastalarına vurulan iğneler, ilaçlar, bütün bu ek görevler de içine giriyor. Normalde bu kesinlikle bir takım işi. Başta olan kişinin tecrübesi ya da isteği yetmiyor. Yanınızda arkadaşlarınızla beraber yolunuza takip etmeniz gerekir. Dışarıda yaklaşık 80'e yakın iş arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz ve bunun büyük bir bölümünün 3 yıllık diplomasının yanında yoğun bakım üzerine almış ekstra eğitimleri de var. Ben biz ve bizim gibi bu işi yapan bütün firmalara saygı duyuyorum. Çünkü burada gerçekten büyük bir emek var, bir istek var. Ama biz Meinke olarak farkımız öncelikle iş arkadaşlarımız, kendi aramızdaki saygımız. Bizde işçi statüsü yok, bizde iş arkadaşları statüsü var. Yaptığımız, üniversitelerde de öğrendiğimiz otoriter bir yönetim biçimi bize hiçbir zaman uymadı. Biz bu alanda farklıyız öbür firmalardan ve artı konuştuğumuz dillerle hastalarımıza da onların istekleri doğrultusunda yardımcı olabiliyoruz. Bu da bizim bir avantajımız olduğunu düşünüyorum. Tabii ki projelerimizle beraber orada da farklıyız. Konseptlerimiz var ve bu alanda ciddi adımlarımız var.
bir belediye başkanıyla beraber çok çok iç içe çalışarak bir yer satın aldık. Küçük bir yoğun bakım hastanesi kurmayı düşünüyoruz. Bunun yanında gündüz bakım evi hizmetleri vermek istiyoruz. Aynı binada hemşirelerimize de oturma imkanı sağlamaya çalışacağız. Sevinçle, heyecanla bekliyoruz. Lütfen kendilerini zorlamadan, gerekli olan bilgilere ulaşmaya çalışarak, aileleriyle beraber bize ulaşsınlar. Elimizden geleni yapmaya çalışırız. Soruları varsa telefonla olur. Büromuzun kapısı 7-17 açık. Her zaman gelebilirler. Elimizden geleni yapmaya çalışırız. Uzak olan kişilere de telefonla yardımcı olmaya çalışırız. İmkanlarını bilsinler lütfen. Merhaba, benim adım Dilan. Ben yoğun bakıma yanında ev bakma yönetici yapıyorum. Evet. Demek yani yaşlılar, hastalar evde yardımcı oluyorum. İlaçlarla, çoraplarla olsun, iğnelerle falan. En önemlisi de kağıt işleriyle yani. Çoğu kişi de fark ettim. Hakkı var sigortalarda. Bilmiyorlar hakkılar nedir, yani ne alabiliyorlar onlardan. Hastalık dolayından. Hı hı. Ona göre orada başladım yardımcı olmaya. Eve gidiyoruz hastalarımıza, onlara yardımcı oluyoruz. Ona göre yani ilk adım gitmek, konuşmak, tanışmaktır. Ondan sonra ihtiyacı ne varsa yardımda yardımcı oluyoruz yani. Merhaba öncelikle. Merhaba. İsmim Meral. Melik Hanım'ın asistanı olarak girdim. Evet. Evraklarla ilgileniyorum. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Manuela Roth. Ich bin Pflegedienstleiter schon seit etlichen Jahren. Ich komme eigentlich aus Bad Kreuznach, dort wohne ich und ja, arbeite aber mit Melik zusammen in Rüsselsheim und Hanau. Ich bin verheiratet. Mein Mann und ich haben zusammen 4 Kinder, die natürlich alle schon erwachsen sind. Und dann bleibt auch Zeit für den Beruf halt. Ich habe ursprünglich die Altenpflege erlernt und dann noch die Pflegedienstleitung. Habe da auch schon lange Erfahrung, bin dann irgendwann in die Intensivpflege und habe dann noch den Experten für außerklinische Beatmung gemacht. Und in dem Kurs habe ich auch die Melik kennengelernt. Da hat direkt die Chemie gestimmt. Und seit 2019 haben wir dann Rüsselsheim und Hanau soweit aufgebaut und haben auch noch ganz viele Projekte, die wir ja angehen. Das haben Sie ja schon gehört. Ja, schauen wir mal.